Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İrmik helvası yapıyorum. Onun için yarım paket tereyağı, bir bardak süt, bir bardak su, 1,5 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağından bir parmak fazla irmik, bir çay bardağı sıvı yağ tenceremizi koydum. Yapmaya başlıyoruz. Üzerini süslemek için tamamen fındık, fıstık, ceviz size kalmış. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle şerbet için süt, su, şekerlerimizi koyup karıştırıyorum. Ocağa alıyorum. Yan ocağımızı alalım. Ara ara karıştırıp şekerinin erimesini sağlayacağız. Bir kaşık alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şerbetimizle başladık. Bazen bunu sıcak soğuk koyanlar da var. Sıcak daha güzel olur diye, daha lezzetli diye düşünüyorum ben. Soğuk da katabilirsiniz. Bunu böyle karıştırıyorum. İrmiğimizin tencerenin altını da yaktım. Önce sıvı yağımızı koyup, irmiklerimizi koyup kavuruyoruz. Katı yağımızı da koydum. İrmikleri böyle yakmadan karıştırıp irmiklerin kızarmasını sağlayacağız. Şerbetimizi de karıştırıyoruz arada bir. Bu da kaynayınca güzel olacak. Ben bir tahta kaşık alayım. Onunla daha rahat karıştırılır. İki bardak süt, bir bardak su olacaktı. Bir bardağını söylemeyi unutmuşum. Onu da katıyorum. İki bardak süt, bir bardak su. İki bardağı, iki su bardağına yakın irmik. İki su bardağı benim o kadar vardı. İki su bardağı irmik de koyabiliriz. İki su bardağından bir parmak eksik irmik. Yarım paket tereyağı. Bir çay bardağı da sıvı yağ kattım. Kavuruyoruz irmiğimizi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, bereketli, lezzetli olsun. Yiyenlere sağlık, afiyet olsun, deneyeceklere de. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumlarınızı okuyorum, mutlu oluyorum. Her birine ayrı ayrı cevaplıyorum. Desteklerinizi esirgemeyin, desteklerinizi bekliyorum. Sütümüzü de karıştıralım. Tadına da bakalım böyle bu şeyde. Tam kıvamında olmuş.
Like atmayı unutmayın. Sütümüz kaynadı. Kapatıyorum. İrmiği biraz daha kavuruyoruz. Böyle altın rengini alınca sütümüzü yavaş yavaş elimizi yakmadan sütümüzü veriyoruz. Karıştıra karıştıra. Altını kısıp, zaten kısıktı, suyunun çekmesini bekliyoruz. Suyunu çekti. Kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyoruz altını. Ocağı kapatıp tane tane oldu. Çok güzel oldu bakın. Bu ölçülerde güvenerek yapabilirsiniz. Şekeri, sütü, tereyağısı. Tereyağıyla daha ağır oluyor. Tereyağı daha güzel oluyor böyle şeylere. Şimdi ben servis yapmaya başlıyorum. Şöyle bir şekilli tabağım, şekil vereceğim bir aparatım var. Şöyle bastıra bastıra dolduruyoruz. Böyle küçük ama bayağı da alıyor gördüğünüz gibi. Yanında dondurma da servis edebiliriz. Sıcak sıcak daha çok seviyorum ben helvayı. Bakın çok güzel oldu. Süsleyelim şimdi de. Daha güzel yeni yeni videolarda buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.